Evet arkadaşlar, Dragon Ball Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir oyun oynayacağız. Ben de sizlerle birlikte ilk defa bakacağım. Dragon Ball Project Multi, biliyorsunuz böyle bir oyunumuz çıkacak. Aynı zamanda Steam'de de, yani bilgisayar içinde mevcut. Şu an Türkiye lokasyonunda olmasa da ben bir şekilde test için oyuna girmeyi başardım. Ve şu an sizlerle birlikte arkadaşlar ilk bir izlenim yapacağız. Şöyle bir play'e basayım. Yani benim epeydir aslında beklediğim bir oyun vardı. Jump Assembly diye. Onu bayağıdır bekliyordum. Güzel bir anime mobası. Onunla ilgili de bir video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Bayağı da Dragon Ball karakterleri var. Ama bir anda böyle bir oyun gelince benim epey bir ilgimi çekti açıkçası. Şöyle hemen menüye bakalım isterseniz hep birlikte. Şurada görüyorsunuz zaten. Hemen ana menümüz var ve Vegeta'nın olduğu yer. Burada karakterler var. Karakterler kısmında açabiliyorsunuz bunu. Tabi maalesef arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Oyunda karakter konusunda gacha sistemi var. Ben bu olayı açıkçası beğenmedim. Ve diğer bir eleştirimde zaten az sonra yine buraya geleceğiz. Bunlar da asist, yani yardımcılar diyebiliriz. Birçok karakter var. Böyle iyi şekilde seçemedim. Okay. Hayal Dragon var. Armor'a da koymuşlar. Tamam, güzel. Şöyle bakalım, devam edelim. Burası galiba summon yaptığımız kısım. Şu anda hiç buralara girmedim. Ve galiba... okey. 12 tane şeyim varmış. Parşömen mi diyeyim artık, neyse. İstersen şöyle bir beşli bir kapsül çekebiliriz. Bakalım kim gelecek. Bunu ilk defa yapıyorum bu arada. Open'a bastım. Okey. Basılı tutma olmazmış. Oh, ses güzel. Bırakalım bir. Okey. Burada şey çıkarıyor bize. Kostüm çıkarıyor. Galiba şu an iki tane de karakter çıkardı. Zamasu'yla Satan'ı çıkardı. Satan oynanabiliyor muydu ya? Yok, pardon, bu galiba şey olabilir bu arada. Ha tamam. O karakter değilmiş. Burada zaten ben bakmamıştım değil mi? Skin adam vesaire falan yazıyormuş. Diğer tarafta da helpers falan, yardımcılar var. Yani şu an burada bir karakter düşürme şansımız yok gibi. Burası da shop. Çok ilgileneceğimizi düşünmüyorum açıkçası maalesef kurdan dolayı. Burada da benim için şu an iki tane karakterim var. Bir tanesi Goku ve Vegeta. Ve benim beğenmediğim kısım da arkadaşlar bu. Mesela bu bayağı bir pay to win'e giriyor bana soracak olursanız. Şu an mesela ben de Super Saiyan Goku görüyorsunuz. 2 yazıyor orada hemen köşede. İkinci derecede mi desem artık nasıl adlandırılabilir bilmiyorum ama şu an ikinci derecede ve bu evet pay to win oluyor. Mesela şu an Vegeta 1 yazıyor. Upgrade diyorum arkadaşlar, şöyle basalım. Görüyorsunuz. İkinci yıldız eklendi. Bu yıldız detayları da güzel bu arada Dragon Ball. Muhtemelen 7'ye kadar çıkıyor maksimum. Evet, start grade increase diyor. Kapsül case verdi. Şimdi bu muhtemelen yanlış da oluyor. Yani söylüyor olabilirim. Muhtemelen karakteri güçlendiriyor diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey yoktur. Yoksa çok büyük bir pay to win olur. Dezavantaj söyleyebilirim ama herhangi bir şekilde statlarını büyüttüğünü veya ne bileyim güçlendirdiğini ben orada görmedim. Çok da emin olmadığım için net bir yorum yapamayacağım ama öyle bir şey varsa gerçekten büyük pay to win olur. Şu an Avrupa sunucusundayız. 70 MS yazıyor, bir bağlantıyı çok kötü gösteriyor ama ben bir el atmıştım denemek için, hem de tutorial yapmak için. Çok da kötü değildi tecrübem açıkçası. Tekrar söyleyeyim, bu oyun arkadaşlar ücretsiz olacak. Bunu da unutmamak lazım. İlerleyen zamanlarda zaten bütün ülkelere açılacak, bölgelere de söyleyelim. Ve aynı zamanda Steam'de de olacak. Yani bilgisayardan da rahat rahat oynayabileceksiniz. Çünkü biraz sıkıntı var FPS konusunda. FPS'im bir de kayıt yaptığım için şu an muhtemelen 60 vesaire oynayamayacağım. 20-30 arası gerçekleşeceği diye düşünüyorum. Zaten de FPS birdenbire çok düşüyor bu arada. 60'tan 30'a falan kadar düştüğü de oluyor. Rollerimiz var, damage var, tank var, technical var. Ben damage oynayacağım. Şu an oyun buluyor, oyun arıyor.
Ara menü vesaire çok güzel bu arada. Şuradaki mini çok beğendim. Detaylar çok hoş. Evet, şu an red'imizi verelim. 4v4 bu arkadaşlar bu oyun. 5v5 değil yani mob olarak. Aklınızda bulunsun. Şu an ben yine Goku'dan devam abi. Diyelim. Zaten başka yardımcının da yok. O yüzden yine King'i seçmek zorundayım. Takımda Krillin var. Android 18 var. Zamasu var. Ve ben varım. Goku var. Burada buralara bakabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz buraları. Oto seçim vesaire var ama şu an dediğim gibi oyuna çok çok yeniyim. İkinci maçımı atacağım. Pek hakim değilim onlara ama oyunun dediğim gibi oynanışı benim açıkçası hoşuma gitti. Muhtemelen sabit olarak oynayacağım bir oyunlardan bir tanesidir. Şu cutscene'ler de çok güzel oyuna girerken. Geçmeyeceğim burada. Geçiriyorum da bilmiyorum bu arada orası ayrı bir şey. Evet, bir şöyle aşağı gidelim. Oyundaki kule mantığı çok farklı. Hakai şinler var, yani yıkım tanrıları var kule mantığı olarak. O da güzel, özgün bir detay olmuş. Bakın burada görüyorsunuz Hakai şin. Ben gidip kasılayım yoksa geri kalacağım. Buralarda saklanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten mob oyunlarından. Hakim olanınız varsa. Yine burada bir yıkım tanrımız var. Burada Cell Junior'ları var ortada. Evet. Kaioken'e bastım. İyi gidiyorum. Nice. Şu an yanlış şey kalmamadı. Kovaladım ama yakalayamadık maalesef. Burada kasına devam edelim. Aha, kurur. Adam kaçıyor orada. Bizim adam görmedim onu ya. Oo, adam bizim köye kuleye vuruyor. Ha, Zeno gelmiş. Bu arada Zeno gelince kule direkt hasar alıyor bu arada arkadaşlar. O açıdan önemli o. Bu arada adamlar direkt kuruyor oynuyor bu arada. Şöyle yardımcı çağırayım. Aha. Bu animasyon çok güzel arkadaşlar. Birisini aldınız mı böyle güzel ara sahneleri geliyor. Güzel. Burada ortada da bir Kaioshin var. Önce Cell Junior'ı almak lazım diye biliyorum. Napa geldi. Şu an aşağıda, şu kısımda. Öldürünce ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası. Çok fırsatım olmadı. Genki daha mı atabiliyorsunuz ona? Oh, güzel savunu. Bu arkadaş Napa'ya dalarken ben şöyle işini bitirmeye çalışacağım ya da o benim işimi bitirecek. Biraz bekleyeyim ben. Napa'ya erken daldı o bence. Bakın Napa'da iki tane şey var, simge var böyle sarı. O can barı oluyor bu arada. Bak tekrar canı doldu. Ya benim o arkadaş gelsin. Civan attı geldi. Zeno geliyor. Zeno ile birlikte diğer adam geliyor olabilir. Şu an kule esit gibi vuruyorlar. Öyle bir sıkıntı oluyor. Savunması kalıyor kule Zeno gelince. Ben yine biraz kasarayım. O arkadaş Napa'yı alıyor ama. Ha? Ben öleceğim bu arada. Şöyle kule altına gittiniz mi arkadaşlar, görüyorsunuz burada. Hemen Hakai Shin'deki melek canınızı dolduruyor. Yani direkt base atmak zorunda kalmıyorsunuz. Base attığınızdaki animasyon da güzel bu arada. Oo, güzel. Evet. 2v1 Goku yakaladık. FPS görüyorsunuz sağ köşede gerçekten
Bayağı düşüyor zaman zaman. Güzel. Nice. Biz bir kule almışız bu arada. Adam tam da kayıkın içine giriyordu ya. Okay, nice. Evet, bu da geliyor. Assisting. Looking good. Nice job. You broke through the god of destruction. I am the winner. Ah, adam bizim kuleye gidiyor. Arada Super Saiyan açamıyorsunuz demin bir şansım vardı ama yapamadım. Kadısı yapmadım. Erken olur diye düşünmüştüm ama. Şu an yapabilirim. Görün diye. Arkadaşlarım var orada mı? Bayağı hasar vuruyor bu arada önce. Evet. Zamasu'yla böyle yandaki adamla da mesela ondaki Zamasu şu an. Böyle asist yapıyorsunuz. Animasyona giriyor yani. Güzel bayağı. Koyalım arkadaşı. Kaçmasın. Öl lan artık. Bak 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 bak. Yani kule altına çekmeye çalışıyor beni. Biz de aşağıdan bu arada kuleyi bitiriyormuşuz. Şöyle. Bayağı sabırıyorum. Kaçacak mı? Hayır kaçmadı. Nice. Ha kulur. O da bu adam gerçekten sürekli şeye gidiyor abi çaktırmadan. Yine bak hemen şeye gitmiş. Tak genk adama gidiyor. Uf bayağı canı gitti. Hala kuleye vuruyor adam beni sallamıyor. Bayağı sarıyor şu an. Ve GG. Yine oynamadık be ha. Abi Libyan'a geldi yandık. Biraz can şey yapayım. Aha bizim arkadaş dövüşüyor. Hemen. Okay, burada şu an görüyorsunuz Uzaru geldi. Yanılmıyorsam bu işte LoL'deki ejderha gibi bir şey oluyor. Ve artık lan canım niye vuruyorsun ya? Bak mı o? Hani bu değil mi? İyice. Kulus. Abi adam Ozaru'ya girmiş. Ozaru da bizi aşacak. Valla canım çok az. Şöyle size göstereyim bunu. Deniyor beni bakınca. Animasyonu gösterecek bir şey için. Şöyle arkadaşlar hemen üste ışınlanıyorsunuz. O da çok güzel şık yapmışlar. Böyle güzel bir geçişi var. İtem satın alma yok diye biliyorum. En azından şu anlık yok. İleride muhtemelen gelir. Ve oyunda temel amaç kuleleri yani tabi caizse yakay işinleri yok etmek ve Dragon Ball'u almak. Aa ben şu an çok base'im bile iyi vuruyor bu arada. Adam kaçtı ya. Hızlı kötü attık açıkçası. Şu an kameraman gördüğünüz gibi alana güçlendi ve ben tek kaldım. Evet şu an Dragon Ball almak için geldik şeye. Ve GG. Evet 4 yıldızlı Dragon Ball aldık. Güzel güzel. İlk oynanışa göre güzel şey yaptık. Kazandık diye düşünüyorum ben.
MVP Klin seçilmiş. Don't look diyelim. Rematch yapmayacağız bugünlük. Bu kadar yeter. Şöyle bundan da çıkıyoruz sanki otu biraz. Lobby'ye dönelim. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun teknik olarak bu kadar. Şu anlık yanılmıyorsam tek bir map var. İlerleyen zamanlarda tabi daha farklı mapler gelir. Burada tekrar işte karakterler var arkadaşlar. İşte Goku, Vegeta, Krillin, Piccolo, Zamasu, Gohan, Trunks, C18, Majin Buu ve burada da Cooler var. Kırmızı yanılmıyorsam, hatta şuradan fit yapıyor muyum? Evet. Damage, hasarcı. Zaten şöyle hemen göstereyim. Şurada kırmızılar arkadaşlar hasar vuranlar, yeşiller tank ve maviler de daha çok technician, yani teknik olarak geçiyor. Assist gibi veya support gibi muhtemelen. Bu 3 rol var şu anlık, farklı bir rol yok. Daha fazla anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Eğer isterseniz size nasıl oyunu indirebilirsiniz, nasıl deneyimleyebilirsiniz, bununla ilgili bir video çekebilirim veya yorumlar kısmına yazabilirim. Görüşlerinizi sizlerin bekliyorum. Dediğim gibi eğer böyle bir talebiniz varsa bana yorum kısmına yazın. Ben de size bunu oyuna nasıl indirebileceğinizi, nasıl Türkiye'de oynayabileceğinizi öğretebilirim. Oyunu beğendiyseniz arkadaşlar sizler de yorum yapın veya eleştiriniz varsa eleştirinizi yapın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Sizlerin de yorumları bizler için önemli. Ve tabii her zamanki gibi bir tane like atmayı unutmayın. Böylece kanalımızı ön plana çıkarmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.